Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Müsaadenizle. Bu etin içi pişmemiş. Murat Hoca az pişmiş söyledi. Vallahi canlanıp kaçacak hayvan. Oğlum böyle daha lezzetli oluyormuş lan. Vampir misin oğlum sen ya? Edward Kadir. Oğlum önüne bak, rezil edeceğim sen. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Böyle bir yemekte rahatsız etmek istemezdim ama sizi görünce dayanamadım. Meslek hastalığı işte. Kim lan bu? Buyurun lütfen. Ne bileyim. Teşekkürler. Hasret Hanım, albümünüz biraz gecikti. Maalesef. Öğrencileriniz mi Murat Bey? Arkadaşlarım. Siz sanırım bu soruları sormak için geldiniz. Yok, aslında hayır. Uzun zamandır sesiniz çıkmıyordu. Ben de müzikle ilgili bir faaliyetiniz var mı diye merak ettim. Müziği bıraktığımı duymuşsunuzdur. Ama müzik her zaman hayatımın bir yerinde duruyor. Merak etmeyin. Murat Bey, ben albüm ve konser çalışmalarından bahsediyorum. Bundan birkaç yıl önce adınızı sık sık duyuyordum. Maalesef en son yaptığınız konserden sonra her şey bir anda kesildi. Babanızın iflas haberi de olmasa adınızı hiçbir yerde duyamayacağız. Ama eminim ki günün birinde şahane bir işle yine her yeri sallayacaksınız. Sizin gibi müzisyenleri yaşatan da bu değil mi zaten? Şan, şöhret, alkışlar. Beni yaşatan tek şey iyi müzik yapmak. Yapmayın Allah aşkına Murat Bey. Hangimiz sevmeyiz ki biraz daha havalı görünmeyi? Meşhur olup adımızdan daha fazla söz ettirmeyi? Sizin sözleriniz bana Bernard Shaw'un bir anısını hatırlattı. Belki bilirsiniz. Bernard Shaw edebiyatta henüz parlamadığı dönemlerde müzik eleştirmenliği yaparmış. Bir gün bir davette yanındaki koltuğa devrin çok zenginlerinden biri oturmuş. O adam da müzikle uğraşıyormuş. Bernard Shaw adamın yaptığı müzik hakkında hala ağır bir yazı yazmış. Adam Shaw'a sitem etmeye başlamış. Siz kimsiniz ki müziğim hakkında böyle şeyler yazıyorsunuz demiş. Siz sadece para kazanmak için yazı yazıyorsunuz. Oysa ki ben çok zenginim ve paraya ihtiyacım yok. Sadece ün ve saygınlık için müzik yapıyorum. Bernard Shaw şöyle bir cevap vermiş. Bu kadar kızmanıza gerek yok. İkimiz de kendimizde olmayan şeyler için çalışıyoruz. Oğlum ne dedi lan hoca? Anlamadım ama sağlam laf soktu sanki. Baskıya girmeniz umurumda bile değil. Yarınki yazımı hemen değiştirmek istiyorum. Bir ukalanın dersini vereceğim.